Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu sene Perşembe günü inşallah Uluslararası 5. Kitap ve Kültür Fuarımızın açılışını Atatürk Parkı Fuar Kafum Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatih Mehmet Erkoç Bey'in projeleri arasında bulunan şairiyle, düşünürüyle, ozanıyla Türkiye'nin ve dünyanın edebiyat ve sanat şehri olan Kahramanmaraş'ımızda büyük bir kitap fuarının açılması başkanımızın göreve başlamasıyla birlikte gerçekleştirildi. Anadolu'nun en büyük kitap ve kültür fuarı diyoruz. Gerçekten hem fuar alanımız hem yapılan çalışmalarımız Kahramanmaraş Büyükşehir Kültür Dairesi personelimizin say ve gayretleriyle Anadolu'da en fazla ziyaretçi, en çok kitap satılan kitap fuarı haline geldi. Başlangıçtan bu yana çok değerli edebiyatçılarımız şehrimizi ziyaret ettiler. Bu seneki fuarımız 11 Ekim 22 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Stand olarak 100'ü aşkın standımızda 237 yayın evi bulunmaktadır. Yayın evi konusunda çok seçici davranıyoruz. Hem yeni kitaplar, emek ürünleri, akademik kitaplar, dil kurumu, tarih kurumu, üniversitemiz olmak üzere çok değerli kitapları şehrimize getiriyoruz. Bunun yanında son yıllarda hükümetimizin de teşvikleriyle başlayan okuma kampanyalarında çocuk kitaplarının etkinliğinin arttığını görüyoruz. Bu vesileyle fuarımıza gelen kitap evleri çocuk kitaplarını da fuarımıza taşımaya başladılar. Çünkü küçük yaşta okuma alışkanlığı elde edemeyen bireyler büyük yaşlarda da kitap okumamakta. Onun için ilimden mezara kadar doğuştan mezara kadar ilim öğrenin diyen bir dinin mensuplarıyız. Hazreti Ali Efendimizin bana bir harf öğretenin kölesi olurum özdeyişiyle, güzel sözüyle, bunu da kendimize ön alarak, önder alarak okuma konusunda tüm gayretlerimizi gösteriyoruz. Zaten Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye'miz Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi'nin kütüphanecilik ödülünü aldı. Kütüphaneler şehrimizin hemen hemen her mahallesinde yaygınlaşmakta. İnşallah 5 kadar kütüphanemiz de yapımına devam etmekte. Her öğrencimize ulaşmak ve kütüphanelerimizi bir okul, bir ekol haline getirmek istiyoruz. Kahramanmaraş edebiyatın, şiirin başkenti diyoruz. Ve bu vesileyle iki kişinin, birinin ozan ve şair olan bir kentte her mahallede kütüphane olmasını istiyoruz. Onun için belediye başkanımız bu konuda her türlü gayreti göstermekte ve çocuklarımızın en kısa zamanda kitaba ulaşmasını, mahallesinde olan kütüphaneye gitmesini ve bu kütüphanede her türlü işlevini gerçekleştirilmesini, kütüphanelerimizin insana dokunan kütüphaneler olmasını, bu vesileyle Hacettepe Üniversitesi Kahramanmaraş kütüphanelerini birinci seçti ve 95'e yakın bilgisayarla da bizim kütüphanelerimizi ödüllendirdiler. Değerli arkadaşlar, şehir dışından 237 yayın evi geliyor dedik. 180'i aşkın şair, şehrimizin içerisinden yazar, şehrimizin içerisinden de yerli yazarlarımız, 200'ü aşkın yazarımız katılacak. Yani 400'ü aşkın yazar kitap fuarı
zamanında 11 ile 21 Ekim tarihleri arasında şehrimize gelecekler. Milli Eğitim'le ortaklaşa yapmış olduğumuz çalışma neticesinde bu 400 yazarımız görevlendirilerek okullarımıza gidecekler. Ve okullarımızdaki öğrencilerimiz çat kapı şair yazar buluşmasıyla bir araya gelecekler. Ve yazarlarımız öğrencilerimize dokunacaklar. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitemize yazarlarımız götürülecek bir program çerçevesinde ve bu insanlar konferanslar verecekler, seminerler verecekler, öğrencilerimize kitaplarını imzalayacaklar. Bu sene beşincisini yapacağımız kitap ve kültür fuarımızdan şehrimiz biliyorsunuz öyle ilçelerimiz var ki 200 kilometrenin üzerinde ama bu konuda da Büyükşehir Belediye'miz büyük gayret gösteriyor. Otobüsler kiralamak suretiyle Nurhak'tan, Ekinözü'nden, Elbistan'dan, Avşin'den, Göksun'dan, Çağlayan Cerit'ten, Türkoğlu'ndan, Andırın'dan ve Pazarcık ilçelerimizden ve merkez iki ilçemiz olmak üzere 11 ilçemizden geçen yıl 60 bini aşkın öğrenci taşıdı. Bu Türkiye'de olmayan bir çalışmaydı. Ve gerçekten kitap evlerinin dediği şu, Kahramanmaraş'a geldiğimiz zaman öğrencilerimizin okuma aşkını görüyoruz. Bu da Kahramanmaraş'a yakışır. Zaten biz bir Büyükşehir Belediyesi olarak dünya UNESCO edebiyat kenti olmak üzere de müracaat ettik. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu da gerçekleşmiş olacak. Bunun yanında geçen yıl 200 bine yakın fuarımızın ziyaretçisi oldu. Bu sene bu sayıyı artırmak istiyoruz. Yazarlarımızdan Rasim Özdenören, Kahramanmaraşlı 7 güzel adamdan bir tanesi. Yine Dursun Gürlek, Profesör Doktor İsmail Kara, Hayati İnanç, Profesör Doktor Süreyya Sırma, Osman Sarı, Yavuz Bülent Bakiler, Durdu Mehmet Doğan, Nihat Hatipoğlu, Ali Ural, Vehbi Vakkasoğlu, Prof. Dr. İbrahim Tüzer, Hüseyin Su, Ahmet Taş Getiren, Prof. Dr. Ahmet Demircan, Cemal Şakar, Yıldız Ramazanoğlu, Mustafa Armağan, Bülent Ata, İsmail Kılıncaslan, Metin Önel Mengüşoğlu, Mehmet Ali Bulut, Hasibe Çerko, Hüseyin Akın, Handan Acır ve Turgay Güler olmak üzere çok değerli yazarlarımız fuarımıza gelecekler. Biz burada anlamlı bir davetiye oluşturduk. Okumaya davet diye de bir kitap çalışmamız oldu. Bu her sene bizim Büyükşehir Belediyesi olarak kitap fuarına çıkardığımız okumayla ilgili kitaplarımızdan bir tanesi. Okumaya davet, okumanın 5N1K'sı dediğimiz bir çalışma. Bunu da fuar alanında dağıtmış olacağız. Yüzlerce yayın evi şehrimize geliyor dedik. Ve yüzlerce şair ve yazar şehrimize geliyor dedik. Bunun yanında bu değerli yazarlarımız konferanslar verecekler. Nihat Hatipoğlu'nun konferansı 15 Ekim tarihinde Medakif Kültür Merkezi'nde. Yine sergilerimiz açılacak. Kültür Sokağı'nda kum sanatı gösterisi, resim sergisi, Kahramanmaraş'a özgü çocuk oyunlarının etkin bir şekilde yapılması sağlanacak. Ve dediğim gibi çat kapı şair-yazar buluşmalarımız da devam edecek. Yine Türkiye Yazarlar Birliği'nin çok değerli yazarları 40 Yılın Hikayesi adlı hikayeciliğimizle ilgili bir çalışmayı bir sempozyum olarak şehrimizde gerçekleşecek. Bu sempozyumda Mehmet Narlı, Cemal Şakar, Yıldız Ramazanoğlu, Aykut Ertuğrul, yine Necip Tosun, Emin Gürdanur, Hasibe Çerko, Handan Acar, Yıldız gibi yazarlarımız katılacaklar. Bu sene burada Kahramanmaraş'ın adını da öne çıkaran, 7 güzel adamdan bir tanesi olan değerli düşünür ve yazar Rasim Özdenören'in belgeseli
şehrimiz tarafından, Büyükşehir Belediye'miz tarafından filme çekildi. Bunun da 11 Ekim akşamı belgeselinin kalasını yapacağız. Bu vesileyle tüm Kahramanmaraşlı ve sanatseverleri bu kalaya davet ediyoruz. Daha önce Yedi Güzel Adam'dan Erdem Bayazıt, Nuri Pakdil'in ve Cahit Zarifoğlu'nun belgeselleri Büyükşehir Belediye'miz tarafından gerçekleştirildi. 11 Ekim 2018 tarihinde Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde saat 20'de bu galaya tüm halkımızı bekliyoruz. Diğer yandan Kahramanmaraşlı aşçımız İzzet Özdemir Bey Kahramanmaraş ve Portekiz yemekleriyle ilgili bir kitap gerçekleştirdi. Kahramanmaraş'tan Portekiz'e Lezzet ve Kültür Yolculuğu adlı bu kitabını imzalayacak. Portekiz Büyükelçisi'ni de şehrimizde misafir etmiş olacağız. Yani bir Avrupa topluluğu ülkesinin yetkilileri de şehrimize gelecekler. Bu uluslararası fuarda fuarımıza katılacaklar. Yine bunun da Kahramanmaraş'tan Portekiz'e Lezzet ve Kültür Yolculuğu eserin lansmanı da Doğan Yayıncılık tarafından Büyükşehir Belediye'mizle birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Kahramanmaraş Evliya Çelebi'nin 35 üzüm türü dediği, bugün yüzlerce üzümün yetiştiği, şıra yapımının etkin olduğu şehirlerimizden bir tanesidir. Yine 11 Ekim günü Atatürk Parkı fuar alanında bağ bozumu etkinliğini gerçekleştireceğiz. Bu da fuarımızın içerisinde yapılan üçüncü etkinliğimiz. Kahramanmaraş'ta 50'ye yakın baraj göleti bulunmakta. Kahramanmaraş'ta su sporları son yıllarda etkin bir hale gelmekte. Bu vesileyle biz ekstrem sporun, Türkiye'nin en büyük ekstrem spor merkezi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye'miz tarafından Kapıçam Mesire alanında çok güzel bir ekstrem merkezinin inşallah açılışı yapılacak. 18-21 Ekim tarihleri arasında olacak. Bir festival şeklinde olacak bu açılış. Bu açılışta raftingden, kanoodan, kürek yarışmasına kadar, bot eleme turlarına kadar, yine geleneksel yamaç paraşütleri, geleneksel Kahramanmaraş ve Türk oyunları gerçekleştirilecek ve Kahramanmaraş'ta Kapıçam Mesire alanında Türkiye'nin en güzel ve en büyük ekstrem spor merkezleri bu şekilde açılmış olacak. Biz bu vesileyle diyoruz ki bu senenin de onur konukları felsefeci tarihçisi Murtaza Korlu Elçi Bey, Ankara İlahiyat Fakültesi profesörlerinden Kahramanmaraşlı bir değerli bilim adamımız. Yine ikinci onur konuğumuz da Cumhurbaşkanımızın da danışmanlarından İbrahim Kalın Bey, Cumhurbaşkanlığı yani başkanlık sözcüsü ve genel sekreter yardımcısı. İbrahim Bey'in kitaplarına bakacak olursak Ben ve Öteki ve Ötesi, İslam-Batı İlişkiler Tarihine Giriş, İslam ve Batı, Akıl ve Erdem, Türkiye'nin Toplumsal Muhayyilesi ve Murtaza Bey'in Pozitivizm ve Türkiye'ye Girişi adlı kitapları bulunmakta. İki değerli bilim adamımız da inşallah onur konuğu olarak şehrimize teşrif edecekler. Ve biz bu vesileyle diyoruz ki her sene söylediğimiz gibi fikirler düğümlendiği zaman çözüm okumaktır diyoruz. Anadolu'nun Moğol istilası altında inim inim inlediğinde Derviş Yunus'un söylediği bir söz var. İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır diyor.
ve yine sosyal hayatı anlatırken sözün ve kelamın en güzel şekil anlatıldığı şiirinde Yunus Emre bir garip ölmüş diyeler, üç günden sonra duyalar, soğuk suyla yuyalar, şöyle garip bencileyin diyor. Bu vesileyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatih Mehmet Erkoç Bey adına tüm kitap ve kültür severleri 11 ve 21 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek kitap, kültür ve sanat fuarına bekliyoruz. Tüm Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin fuar süresi içerisinde kitapların arasında bulunmalarını halkımızdan rica ediyor, saygılarımı sunuyorum.